Bir ton atık kağıt geri dönüştürüldüğünde 17 ağaç kesilmekten kurtulur. Plastik en önemlisi ise okyanuslarda canlılara çok zarar vermek. Canlılar ormanlarda veya piknik alanlarında bırakılırsa sonraki piknik gezilerine gidildiğinde canlılar insanlara batabilir. Şey yapma, çok şey oluyor. Nasıl şeyleri alıyor? Oradakiler öyle duracak hep. Gelin buraya. Hadi. Çevre dostu bir okulun öğretmen ve öğrencileri olarak doğa ve çevre teması üzerine yazma çalışmaları yaptık. Doğayla ilgili mavi yeşil düşler kurduk. Öğrencilerimizin dilinden, kaleminden dökülenler şiir ve hikayelere dönüştüler. Yazarın Mavi Yeşil Düşlerimi kitabımız böyle bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Bu kitabımızda 20 öğrencimiz eserleriyle yazar olarak yer almaktalar. Bu hem çocuklarımız için hem bizler için heyecan verici, mutluluk verici ve unutulmaz bir deneyim oldu. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Geleceğin Yazarları projesi kapsamında çalışmalar yaptık. Duygu, düşünce ve hayallerimizi kitap okuyarak elde ettiğimiz deneyimlerle birleştirerek kağıda döktük. Çevre dostu çocuklar olarak çevre ve doğa konulu şiir ve hikayelerimiz bir kitapta toplandı. Kitabımızın adı Yazarım Mavi Yeşil Düşlerimi oldu. Temel eğitimde Çevre Dostu 1000 Okul projesi kapsamında İzmir ilinde toplamda 30 tane pilot okul belirlendi. Rasih Kirazoğlu İlkokulu Tire ilçesinde Çevre Dostu okul olarak belirlenen okul. Okulumuzda öncelikle öğrencilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte enerji kaynakları, enerji kaynaklarının verimli kullanılması, çevre, çevre duyarlılığı gibi konularda etkinlikler yapıyoruz. Bu projelerimizin bazıları okul genelinde, bazılarını ilçe genelinde gerçekleştirdik. Geri dönüşüm sergisi, resim yarışması, doğa yürüyüşü etkinliklerimizden bazıları. Yine çevre dostu okul olarak yapmış olduğumuz etkinliklerin yanı sıra bakanlığın üstlendiği bazı çalışmalar da var. Bunların da yaz aylarına kadar tamamlanması bekleniyor. Tüm muslukların, bataryaların fotoselli olması, lambaların sensörlü olması, okulumuza kurulacak güneş enerji sistemiyle kendi elektriğimizi üretmemiz, yağmur suyu depolama alanı oluşturularak bahçeyi bu suyla sulama imkanı oluşturmamız gibi pek çok çalışmanın yapılması bekleniyor şu anda.